Evet, Trabzonspor'a dair haberlere gazete manşetlerinde de baktık. Bugün önemli bir karşılaşma var ve biz de Skype bağlantısıyla devam edelim o halde. Ulaş Özdemir'le beraber Trabzonspor'un son durumunu, bugünkü maçını ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performansını ve eksilerini değerlendirelim. Hoş geldiniz. İyi bir pazar günü olsun hepimiz için. Nasılsınız? Teşekkürler sevgili Demet. Sana da iyi pazarlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İsterseniz bugün oynanacak karşılaşmayla başlayalım. Ankara Gücü açısından oldukça sıkıntılı bir mücadele olacak. Trabzonspor kısmında da tabii sezonu iyi bir şekilde noktalamak, 3 puanla noktalamak önemli gözüküyor. Üçüncülük garantilense bile. Peki şimdi eksik oyuncular olduğundan da bahsettik. Neler söylersiniz bu akşam Trabzonspor nasıl bir performansla, nasıl bir kadroyla sahada olabilir? Şimdi Türkiye Kupası finaline çıkıyorsunuz ve orada Beşiktaş'a karşı kaybediyorsunuz. Tabii böyle bir durumdan oyuncuları alıp yeniden bir maça motive etmek çok kolay bir süreç değil. Ancak Trabzonspor nihayetinde Trabzonspor'dur ve bu oyuncular da yani bu maça yüksek bir motivasyonla çıkacaktır. Çünkü maçın önemi açısından baktığımızda hakikaten çok kritik bir mücadele olacak akşam. Evet. Dolayısıyla hani Trabzonspor yine kendi oyununu oynayarak bu maçı yani hiç olmazsa yani sezonu bir galibiyette, sezonun son maçında bir galibiyette kapatıp işte gelecek sezonun hazırlıklarını yapmaya çalışacak. Ya, olası bir mağlubiyet acaba taraftarı etkiler mi Abdullah Avcı ve oyuncular açısından sizce? Ya şöyle tabii Trabzonspor'un dalgalı bir sezonu ve bu dalgalı sezonda özellikle bir final maçı yani Türkiye Kupası tabii ki en büyük hedefti burada alınması. 10. kez midesine götürmek istiyordu ancak tabii o maçın hiçbir şekilde izahı yok sevgili Demet. Yani bu tip final maçlarında evet oyuncu kalitesi belki ki önemli ama yani çok buralara bakılmaz. Oyuncuların motivasyonu, isteği, mücadelesi, her şeyi en üst seviyede olması gerekir. Evet. Buna karşı sizin oynadığınız rakip takım kadro kalitesi açısından ya da kadrodaki o genişliği, alternatifleri açısından iyi de olsa, üstünde de olsa yani buraları çok mazeret olarak görmüyorsun. Çünkü iki büyük takım karşı karşıya geliyor ve iki büyük takım büyük takım gibi oynamak durumundadır. Maalesef Trabzonspor'un o maçta ortaya koymuş olduğu oyun yani taraftarı hiçbirisini mutlu etmedi yani. Biz spor yorumcularını da mutlu etmedi. Yani Beşiktaş'ın hak ederek kazandığı bir kupa nihayetinde. Trabzonspor da aslında hani öne geçti. Sonra beraberlik ardından mağlup duruma düştü ama yeniden beraberliği yakaladı. Nihayetinde bu maçlar tek maç ve dolayısıyla burada her türlü planı doğru bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Trabzonspor'un orada tabii en önemli bence konuşulması gereken konu şu. Yani Trabzonspor, Abdullah Avcı geldikten sonra özetle sağ kanatta bir oyun kurmaya çalışıyor. Yani kimle? İşte Visca, Mönier ve Bardi ile beraber. Şimdi buranın kapatıldığı anda eğer sizin sol kanadınızda Fontas oynuyorsa oradan zaten çok yani bu TSG gibi, Eren gibi onları demarke durumunda bırakacak bir oyuncu stili değil Fontas. Evet. Çünkü orijin de aslında sol kanat değil. Haliyle orayı kapattığı anda Trabzonspor'un bütün oyun kurgusu ortadan kalkmış oluyor. Zaten orta sahada hani Berat, Umut ve Bardi ile Beşiktaş'ın orta sahasına karşı çok böyle fizikle ortaya koyabilecek oyuncu profilleri yok. Dolayısıyla orayı kapattığınız anda Trabzonspor'un bütün oyununu kapatmış oluyorsunuz. Savunmadaki o dengesizlik falan baktığında evet bunlar da var. Ancak yani Muslati görüyorsunuz yani biz şimdi statta maçı izlerken ben görüyorum yani Muslati hem geldiği günden beri en prime maçlarından bir tanesini oynadı ve bütün oyun onun üzerinden kuruldu. Yani bu görülmesine rağmen hani hiç olmazsa şu yapılabilirdi mesela. Yani Mendy'yi orta sahaya çekip arkaya bir stoper alıp Umut'u çıkarttıktan sonra onu Müslati ile eşleştirmek yani Mendy'yi daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama bu da yapılmayınca artık siz oyunu ne kadar son dakikalarda almaya çalışsanız da
bu temel eksikliklerimiz kupayı kaybetmenize neden oldu. Çünkü bu bir süreç. Buradan tabii hocaya yönelik tepkiler, yönetime yönelik tepkiler bunlar olacaktır. Bunlar doğal şeyler. Ancak yeni sezonda siz ne yapacaksınız? Nasıl bir planlama yapacaksınız? Bu akşam Ankaragücü maçı Allah göstermesin yani hani Trabzonspor diyelim kaybetti. Ankaragücü kazandı. Ne olacak? Şöyle yani bu olsa dahi ben Sayın Başkanım bir model değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Yani nihayetinde yeni sezona dair 4-5 yani ben 5 biliyorum ama herhalde 6'yı da bitirmek, 6. transferi de bitirmek üzere olduklarını duydum. Eğer böyleyse yani siz ne olursa olsun yeni sezon planlamasını Abdullah Avcı ile beraber yapıyorsunuz anlamına gelir bu. Başkanım ben böyle bir değişikliğe gideceğini düşünmüyorum. Bu değişikliğe gitmemesi yanlış mı doğru mu? Şimdi demek Onu futbolda soracağım. tek doğru yok. Futbolda tek yanlış yok. Dolayısıyla doğrular, yanlışlar hep bunun içerisinde olan işler. Abdullah Avcı Trabzonspor'a ilk geldiği zaman bu takım 17. sıradaydı. Dördüncü sırada bıraktı o sezon. Avrupa yarışına katıldı ve aynı zamanda bir sonraki sezon yani sezon başı yapılan planlamayla şampiyonluğa ulaştı. İki süper kupa, bir şampiyonluk kupası var. Bunların hepsi Abdullah Avcı'nın o ilk döneminki başarısına dair konuşacaklarımız. Ama bir sonraki sezon o planlama hataları Trabzonspor'u başka bir noktaya taşıdı ve Abdullah Avcı da istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi bugün yeniden bir buluşma, yeniden bir hikaye yazılmaya çalışıldı. Yani nihayetinde Türkiye Kupası alınsaydı belki biz hani bu endişeleri, bu tereddütleri, bu devam edilmesin ya da edilsin tartışmalarını çok fazla konuşmayacaktık. Dolayısıyla ne olmalı? Yani ben Abdullah Avcı'ya yani kişisel olarak söylüyorum. Katılanlar olabilir, olmayanlar da olabilir. Buna bir şey diyemem, saygı duyarım. Ancak eğer bu planlama yapılıyorsa ve gelecek sezona dair de bir hedef ortaya konulacaksa ve bu transferler Abdullah Avcı'nın da onayıyla yapılıyorsa nihayetinde ona hiç olmazsa bu şansın yani kendi kurduğu bir takımı yönetme şansının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hoca değiştirmek işin en kolayı, hocayı göndermek. Ama hocayı gönderdiğiniz zaman ikinci haftada Allah göstermesin başka bir senaryoyla karşılaşabilirsiniz yani umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Bu Hiç da büyük bir olmazsa risk olur tabii, değil mi? evet, yeni bir hoca değişikliğinin ben tabii ki bu risk midir, değil midir onu da bilmiyorum sevgili Demet. Az önce söyledim ya, futbolda tek doğru veya tek yanlış yok. Yani doğrular ve yanlışlar var. Yani siz ya doğru yaptığınızı düşünürsünüz ama bu süreç sizi yanlış bir noktaya doğru götürebilir. Dolayısıyla kendi kurduğu bir takımla beraber işte bir de sezonu erken açacak. Yani nihayetinde kamp erken başlayacak. Çünkü Türkiye Kupası'nı alsaydı bir 15-20 günlük daha geç açacaktı sezonu. Buradan da transferleri daha erken bitirmek ve kampa yetiştirmek gibi bir organizasyona girmesi gerekiyor yönetiminde. Ama ben 5'i biliyorum. Yani 6. transferi de bitirdiler diye duymuştum. Eğer böyleyse yani bu transferlerin tamamının neredeyse kampa yetişeceği anlamına geliyor. Haliyle yani Trabzonspor'a iki süper kupa kazandırmış, bir şampiyonluk kupası kazandırmış ki çok değerli bu. Bir teknik adamla her ne kadar dalgalı bir sezon da geçirse ve bence sezonun en kötü performansını sergilediği teknik adam olarak söylüyorum. Abdullah Avcı'ya yani gelecek sezona dair de kendi kurduğu bir kadroyla beraber şans verilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Peki şöyle transfere de giriş yaptınız. Zaten Sayın Ertuğrul Doğan da böyle ard arda açıklanacak bir transferler olduğunu söyledi. Peki takımdaki bazı oyuncuların durumları ne olacak? İlk akla gelen Uğurcan tabii ki. Bir de kupa mücadelesi sonrası yaptığı bir açıklama var ki biraz da merak uyandırdı aslında. Ben olmasam da Trabzonspor kupalar kazanabilir dedi. Uğurcan'la ilgili bir durum söz konusu mudur? Geleneksel Uğurcan Çakır seri olmayacak.
fallarını açmaya başladık. Ya bunu bilmiyorum. Uğurcan tabii Trabzonspor'un çok değerli bir oyuncusu, kaptanı. Uğurcan gittiği zaman Trabzonspor'un bir kaleci problemi de ortaya çıkacak aslında. Evet. Uğurcan da iyi bir performans vermiyor son bir buçuk sezondur. Ancak nihayetinde yani kalede Uğurcan'ın varsa bu anlamda kendini güvende de hissedebilirsin takım olarak. Bir de takım kaptanı, bir lider sonuçta. Ama ben Uğurcan Çakır'ın yani bir Avrupa yapabilmesinin tek yolunu Trabzonspor'da gösterdiği bu performanstan ziyade eğer Avrupa Şampiyonası'nda kaleyi alabilirse Mert'ten, ki ben orada biraz Montella'nın çok zor karar vereceğini düşünüyorum, iki kaleci aslında, Mert mi Uğurcan mı diye. Ama o Uğurcan diyelim kaleci olduğu milli takımda orada iyi bir performans gösterirse ben bir transfer yapacağını düşünüyorum. Bu mevcut haliyle de yapabilir. Ancak bu mevcut hali onu nereye taşır bilmiyorum. Yani Avrupa mı olur mu? Ne bileyim Arabistan mı olur? Ona çok emin değilim. Öne açık konusu bence Trabzonspor'un en önemli konularından bir tanesi. Evet, Çünkü o konuya da böylesine... gelecektim çünkü Fanatik Gazetesi'nde de bir teklif yükseltme söz konusu olduğuna dair bir haber vardı kiralama için. Size bırakayım sözü. Ya Demet, böylesine bir oyuncuyu hani ben başkan olsam, hani kulübümün ekonomik sıkıntıları da olmasa valla 15 milyon euroyu verir alırım yani. Hiç tartışmam. Evet. Hani bu öne açı mı olur? Değil aslında. Bu profildeki bir oyuncu ya. Yani bu özellikleri taşıyan. Yani siz 2 metrenin üzerindeki bir oyuncunun yani o Beşiktaş maçındaki o harika ilk golde harika o Evet. vücut çalımını atıp yani hızlı bir şekilde kaleye kadar inip o golü atabileceğini düşünemezsiniz. Yani ona yakın bir oyuncu atıyorum Türkiye'de. Sherlock vardı mesela. Çok füleli bir oyuncuydu ama yani Öner şu daha statik bir oyuncu. Yerinde kalabilen, daha böyle pivot özelliklerini daha fazla taşıyan oyunculardan bir tanesi. Haliyle bu ligde bu tip santraforlar her zaman değerli ve iş yapıyor. Yani temaslı oyunda var, işte arkadaşlarına bağlantı kurma oyunda var, alan yaratmada var. İşte böyle tek başına bireysel yeteneği de topu alıp gidip gol bulma özellikleri var gibi gibi uzun boyu işte kafa hakimiyeti, bitiriciliği. İleride işte o senin takımının rakip yarı sahaya Evet. yerleşebilmesi adına orada tutacağın toplar çok önemli. Tabii bir Önaç olmasa bile yani ben çok zor olduğunu düşünüyorum artık Önaç'ın. Çünkü Trabzonspor'da bu performansı veren oyuncu ya kulübü değerli yeniden değerlendirmek ister Evet, ya da doğru daha diyorsun. yüksek bir fiyata kiralamak ister. Trabzonspor burada nerelere çıkabilir ona çok emin değilim bu ekonomik durumda ama bu özellikleri taşıyan bir santrafor mutlaka ve mutlaka Trabzonspor'a kazandırılacaktır diye Evet. düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Güzel bir akşam olsun hepimiz için. Her şey belli olacak bugün. Size Evet, bu de akşam da şampiyonun belli evet. olacağı, küme düşen son takımın da artık belli olacağı bir akşam ve lig bitiyor. Evet. Hakikaten çok yorucu, yoğun, kaosların, kavgaların, üstüne Bitiyor gideyim, sonunda. Bakalım. tartışmaların odağında bir ligdi. Ben çok yoruldum hakikaten. Bilmiyorum sen de öyle misin ama yani biraz da dinlenmeye ihtiyacımız var Öyle bu gözüküyor. anlamda. Yani kazanan, Peki. hak edenin şampiyon olduğu bir akşam diliyorum ve şampiyonu da tebrik edeceğiz artık akşam. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim size. Hoşça kalın. İyi yayınlar sevgili Demet. İyi hafta sonları. Ulaş Özdemir'e bir kez daha teşekkür edelim ve bu bağlantıyla birlikte Sabahspor'daki bu saat dilimizi noktalıyoruz. Takım oyunu kolaj görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Sonrasında tekrar buradayız.